Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporu programıyla huzurlarınızdayız. İyi hafta sonları diliyoruz. Halk sağlığının gündemini, sağlığın gündemini aktarmaya çalışıyoruz. Tabi sağlık alanında sadece fiziksel sağlık değil biliyorsunuz yaptığımız yayının içeriği. Ruhsal sağlık ve sosyal sağlığı da değiniyoruz. Sağlık son 10 yılda 15 yılda sağlığın çok farklı boyutları olduğunu gördük. Sağlığın tanımında ne der? Fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak tam iyilik halinde olmak der. O yüzden sağlığı sadece fiziksele sıkıştırmak çok doğru değil. O yüzden biz de diğer konuları da ve yeni çıkan sağlıkla ilgili kitapları da yayınımızda işliyoruz efendim. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ama neyi konuşacağız? Önce onu söyleyelim. İnsanlar ve yanılgıları konuşacağız. Yanılgılar üzerine konuşacağız. Bir nörobilimci, bir farmakoloji uzmanı Sayın Tayfun Uyba, Uzbay Hocam İnsanlar ve Yanılgılar isimli bir kitap çıkarmış. Daha önce hem sağlık raporunda hem de pandemi dönemi yaptığımız gündem özeller programlarında Tayfun Hocamı ağırlamıştık. Bu vesileyle tekrar ağırlıyoruz. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk Asuman Hanım. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Şimdi profesör doktor diye unvanınızı söyledim ama kitaplara bazı hocalarımız, uzmanlarımız hı hı. profesör unvanını koymuyorlar. Neden koymadınız? Önce onu sorayım mı? E, şimdi benim e, CV'm kitabın içinde var. Hı hı. E, ancak ben profesör unvanı, doçent unvanı, bunlar bizim üniversitede kullandığımız unvanlar. Ve e, bu kitapları ben, bu ayrıca bir ders kitabı da değil veya bir bilimsel kitap da değil. Hı hı. Aslında bilimsel bir tarafı var ama... Bilim dünyasına yazılmış, yeni bir şeyi tartışan veya benim laboratuvarda yaptığım çalışmaları yansıtan veya e, ders niteliğinde anlattığım farmakoloji derslerini yansıtan bir kitap değil. Halka e, hitap eden, topluma hitap eden bir kitap. Orada ben düz bir Tayfun Uzbay'ım. Yani e, oraya e, üniversite dışında, üniversite dışındaki bir faaliyete e, profesör unvanımı kullanmaya çok da gerek yok. Aslında ben bunu bilinçli sordum çünkü... E, bu kadar akademik unvanın kitaplarda, ortamlarda kullanılması çok doğru bulmaz aslında. Çok otör insanlar, bilim dünyası. Evet. O yüzden aslında özellikle sordum. Teşekkürler. Ben de bu bakış açınızı öğrendim ve aslında bence örnek olması gereken bir şey. Şimdi yanılgıları konuşacağız dedik. Müsaade ederseniz izleyicilerimize birkaç başlık vereyim ben. Şimdi hepimiz yanılıyoruz. Hangi konular hakkında yanılmadık ki? İstediğiniz kadar tecrübe edinin. Hmm. Her gün Çeşitli dönemlerde yanıldığınız oluyor. İstediğiniz kadar insan sarrafı olun diyeceğim. Şimdi insan neden ve nasıl yanılır? Duygusal bellek, özgüven, bilgi yanılgıları nasıl anlaşılır? Biraz bu konulara değineceğiz. Dikkat yanılgısı, bakar kör olmak, duyar sağır olmak. İşte biraz bunları algılamaya çalışacağız. Tıpta özgüven nasıl gelişir? Bunun yanılgıyla da bir bağlantısı var. Bilimsel yanılgılar neden oluşuyor? Pandemi döneminde çok böyle bilim kelimesini duyduk. Bilim insanları, bilimsel dünyayı biraz daha vatandaş olarak içine girmiş olduk ama bilimsel yanılgıların da olduğunu gördük. Biraz bunları konuşacağız. Mental ve fiziksel sınırlarımızın, zihinsel sınırlarımızın nereye kadar olduğunu. Çok enteresan başlıklar var bu kitapta. İnsanlar ve Yanılgılar isimli kitapta. Mozart dinlemek daha zevki yaparmış. Şimdi böyle bir şey var. Ben de zamanında dinlemişliğim var. Bilmiyorum ne kadar etki etti ama hocam bunları da sizlere konuşalım. Sezgilere ne zaman başvurmalı? hepsini Yanılgıyla ilişkilendireceğiz. Yanılgılara karşı nasıl yanılmayız? İnsan yanılgılarıyla nasıl başa çıkar? Bir gazeteci olarak aklıma gelen tüm soruları soracağım. Kitaptaki başlıkları da başvurarak ama bir de şunu sorayım size: ee, En son ne zaman yanıldınız? Neye yanıldınız? Böyle çok özel değilse söyler misiniz? Yani şöyle, yanılmadığınız hiçbir zaman yok. Yani buraya gelirken programa başlangıç için bir saat öngörüyorsunuz mesela. E karşınızda geliyorsunuz, 15 dakika sonra başlıyorsunuz. Bu bir yanılgı. Öngörünüz o şekilde çıkmamış. Hava durumunu tahmin edebilirsiniz. Ne bileyim işte hazırlık yaparsınız. Ben yola çıkacağım, İstanbul'dan Bursa'ya gideceğim atıyorum. Sabah bir kalktınız, her yer kar. Yanıldınız, ona göre bir hazırlık, bir B planınız yoksa, arabayla gidecekseniz, başka bir B planı koymadıysanız o gün gidemeyebilirsiniz. Tabii bunlar hayatın içinden zararsız diyebileceğimiz telafisi olan yanılgılar ama telafisi olmayan yanılgılar da var. Eğer siz yanlış bir bilgiyi doğruymuş gibi kabul ederseniz ve bu yanlış bilgi doğru kabul ettiğiniz yanlış bilgi hayati öneme haizse o yanılgı sizi hayatınızla ilgili ciddi sorunlar yaratabilir. Sağlığınızdan olabilirsiniz. Ee, i̇nsanlar konusunda yanılırsanız, ilişkiler konusunda yanılırsanız hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bunların bazıları geçicidir. Hatta hayal kırıklıklarından ve yaşadığınız yanılgılardan ders çıkarabilirsiniz. Buna da deneyim diyoruz, tecrübe diyoruz. Hayat zaten şöyle de bir laf vardı bizim öğrenciliğimizden beri süre gelen Nedir? hep söylediğimiz hayat işte yenen kazıkların bileşkesidir derler derlerdi büyüklerimiz. Gördük yani hayatta çok yanıldığınız zamanlar oluyor, keşkeleriniz oluyor, keşke şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım. Ama insan yanılgıya açık bir yaratık, deneye yanıla, yanılgıyı ayıklaya ayıklaya yoluna devam ediyor. Yanılmak çok önemli değil, yanılgıyı ayıklamayı bilmek ve yanılgıdan ders çıkarmak çok önemli. Hocam çok doğru dediniz. Tabi işte bilerek sizi yanıltanlar oluyor yani... O kadar geniş kapsamlı bir şey ki Tabii. siz hani yanılgı deneyiminizi söylediniz işte. Hani belki biraz yayına işte hı hı. geç başlamışızdır. Hani ulaşım, kar engeli vesaire basit bunlar yanılgılar. basit yanılgılar, çok ciddi yanılgılar. insanın hayatını çok önemli etkiliyor etkiliyor. Çok doğru. Ciddi etkiliyor. Bakın çok önemli bir şey söylediniz az önce. Dediniz ki sizi yanıltmak üzere uğraşanlar. Şimdi bütün pazarlama ve ticari hı hı. dünya Hele hele e, bugünkü dünyada iletişimin çok hızlı olduğu, dijital e, sistemin artık her yere hakim olduğu, insanların çok çabuk insanlara ulaşılabildiği bir ortamda birçok pazarlama taktiği var. Çok gereksiz şeyleri satın alabilirsiniz. Satın aldığınız bazı şeyler sizin sağlığınıza zarar verebilir. Siz bunun farkında dahi olmayabilirsiniz. Hocam şimdi bir sürü taktiği var. Pazarlama hep yanıltmak üzerine kuruluyor. Hep olumsuz taraftan algılamayalım Aa, yok. ama. Olumlu tarafı da var. O olumlu ayrı. tarafı da var. Ona da geçeceğiz ama şimdi şöyle yanılgının tanımını şöyle yapmışsınız kitapta. Müsaade ederseniz Tabii ki. okuyayım. Hani sizi tanımla boğmayalım. Önemli başlıkları geçelim. Şimdi bir şeyin niteliğini veya özelliğini doğru biçimde anlayıp değerlendirememek ve bunun sonucu olarak o şeyi tanımlamak, anlamak ya da bilmeden, bilmekte aldanmak ya da ulaşılacak sonucu doğru biçimde analiz etmeden istenmeyen sonuçlara ulaşmak şeklinde tanımlanabilir demişsiniz. Peki insan neden ve nasıl yayınlanıyor? Çok kabaca ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ya insan yanılgıya müsait bir e, varlık. Bakın daha ilkel canlılar onlar yanılmaz mı? Onlar da yanılırlar mutlaka. Onların da kendi çapında yanılgıları vardır. Ama insanın yanılgıları çok çeşitli. Sebebi şu Hayvanlar, bize en yakın olan memeli grubu mesela maymunlar, limbik dediğimiz beynin daha iç kesimlerinde bulunan, duygularımızın ve dürtülerimizin ortaya çıktığı bölgenin daha hakim olduğu bir hayat sürerler. Yani bir maymun aklına esen her şeyi, dürtüleri, duyguları çerçevesinde yapar. Ama insanın gelişen bir korteks dediğimiz beyin kabuğu bölgesi var. Ve özellikle bunun alnımızın tam karşısına gelen ön alım bölgesi oldukça gelişmiştir insanda diğer canlılara göre. Bir de bunun üst yan tarafı gelişti. Son 12 bin yılda modern homo sapiens sapiens dediğimiz modern insanda beynin üst yan kısmında özel bir bölge gelişti. Bu bize otobiyografik hafıza sağladı. Nedir otobiyografik hafıza? Geçmişi biliyoruz, e, hayvanlar da biliyor. Anı yaşıyoruz. Biz biraz daha renkli ve daha farkında olarak yaşıyoruz. Ama asıl biz geleceğe plan yapıyoruz. İnsan geleceğini planlamak zorunda olan, sürekli plan yapan ve yarını merak eden, yarının tedbirini almak zorunda olan bir varlık. Canlıdan diğer varlıklardan bizi ayıran, plan En mı çok yapıyoruz? ayıran nokta, biz plan yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Bu bir. İkincisi her aklımıza eseni yapamıyoruz. Hocam anti parantez plan yapmayan, analiz etmeyen insan da ilkel bir şekilde kalıyor. Kalıyor ama burada tam da bu kitabın konusu olan yer şurada ortaya çıkıyor. Her insan analiz yapabilir, plan yapabilir. Ancak siz örneğin sebep sonuç ilişkisi içinde sebep bağlantısını yanlış yere koyarsanız, yanlış bir yerden gelirseniz Ön yargılarınız varsa ve bu ön yargılarınızı aşamıyorsanız o zaman doğru bir analize gidemeyebilirsiniz. Hatalı bir analiz çıkabilir ortaya. Ve çıkan hatalı analiz sizin zarar görebileceğiniz sonuçlara götürür. Peki hocam güzel bir noktaya değindiniz. Eğitim yani çok çeşitli eğitimler var. Hani eğitim dediğimiz çok klasik bir kelime oluyor gerçi ama eğitim kişinin zekası, karakteri, Allah'ın ona bahşettiği şeyler bu. Bunlarda ne kadar etkilidir. Yani sizin gördüğünüz, yanılmayan, gerçekten planlarını hayata geçirebilen, çok yanılmayan, aldanmayan insanların özellikleri neler? Çok yanılan, sık sık aynı şeyleri başına gelen insanların özellikleri neler? Ne ayırt ediyor onları? Bakın burada cehalet e, burada hı hı. çok keskindir. Hı hı. Çok önemli bir şey söylediniz, eğitimden söz ettiniz. İnsan Dünyaya geliyor. 6-7 yaşına kadar anneye ve bir aile ortamına muhtaç. Annesi işte besliyor, sütünü veriyor, gıdasını veriyor. Çocuğun belli bir gelişim süreci var. Ondan sonra biz çocuğu okula veriyoruz. Nereye kadar? İlkokul, ortaokul, lise, temel eğitimler alınıyor. Daha sonra üniversite, ondan sonra yüksek lisans, doktora vesaire belli alanlarda uzmanlaşmalar falan ortaya çıkıyor. Ama bir temel eğitimin çok doğru biçimde verilmesi lazım. Maymunlar okula gitmiyor. Aslanların bir okulu yok. Zürafaların bir okulu yok ama insanların gitmek zorunda olduğu bir okulu var. Bütün dünyadaki ülkelerde, her yerde, her coğrafyada çocuklar okula gidiyorlar. Ama öyle, ama böyle bir müfredat var, bir eğitim programı var. İşte orası daha doğru düşünmeyi, temel bilgilere sahip olmayı, analiz yapmayı, hayata dair bilgileri doğru biçimde kullanmayı öğretir. Hocam tıp da temel bilimler, tıbbın temelidir gerçekten. Deriz ya bu Temel bilimler eğitimi tıp öğrencileri nasıl iyi alması gerekiyorsa bizler için de okul Tabii. öncesinden başlayarak... Bir ortalama eğitime ihtiyacımız var. Yani bir matematik bilgisine ihtiyacımız var. Felsefeye çünkü hayat matematikle çok yakın ilişkili. Felsefeye ihtiyacımız var. Biyolojiye ihtiyacımız Hocam, var. Hocam sevdiremiyoruz. Bakın hani diyorsunuz ya, yanılgıdan daha sisteme değiniyoruz aslında eğitim sistemini evet. ama siz matematik diyorsunuz. Matematikten korkarak yetişen bir yetim var. Matematik hayatın her yerinde aslında. Felsefe. Seveni var, sevmeyeni var. Sıkıcı olarak... Ama felsefeyi var. felsefeyi sevmiyorsanız iyi düşünemezsiniz. Felsefe bir düşünce bilimidir. Şimdi hepsini bir kalıplara sıkıştırılmış. Bir tütü denmiş, gerek de yok denmiş. Ben hoşlanmıyorum bu dersten. Daha i̇şte bu, iyi yapacağım. Bakın bu bir yanılgı. yanılgı. Evet, Şimdi ona Müthiş hocam. bir yanılgıdır bu. Eğer evet. siz matematiği sıkıcı deyip kenarda dursun, eğitimi kolaylaştıralım... Felsefeye gerek yok onun yerine şunu yapalım gibi yaklaşımlarla giderseniz işte bu temel bir yanılgıdır. Kötü bir nesil yetişecek demektir. artık. Ta kökene ineceğiz yanılgıyı baştan musluğu kapatacağız. Hani öyle bir tabir var zannedersem. Evet. Oradan kapatacağız onlara geliriz. Yani aslında çok derin bir konu girdikçe ama biz gene özden kaçmayalım hocam. Ne kadar iyi eğitim alırsanız alın. Bu çok önemli Asuman Hanım yanılgıya karşı gene de bağışık değilsiniz. Yani yanılgıdan kaçamazsınız. Yanılgı olacak gene hayatınızda. İnsanoğlu deneye yanıla, yanılgıyı ayıklıya ayıklıya gidecek. Ama şurada dediğim ya en çok yanılanlar ve en az yanılan arasındaki temel fark... Ölümcül yanılgılar yapmayalım. Çok gereksiz Hı. yanılgılar yapmayalım. Cehalet temel fark. Tamam, cahil olmayalım. Yani. Tamam cahil olmayalım. O da ayrı bir program konusu. Siz cehalet bilimi ilgili bir çalışmanız da var, kitabınız evet. da var galiba. Belki onu atıf yaparız, hocam. Duyusal bellek, özgüven, bilgi yanılgıları nasıl anlaşılır? Dört ya da beş kategoride sanıyorum kitabınızda incelemişsiniz. Hı hı. Bir minik minik duyusal yanılgıdan bahsedelim. Çok basite bahsedelim. indirgeyerek herkesin hı hı. anlayacağı dilde söyleyeyim. Temel beş tane duyumuz var, değil mi? Dokunuyoruz, işte burası masa. Hı hı. Ortamda kötü bir koku olsa, ikimizde mesela bir yanık kokusu alsak. Tehlike işareti bir yerde bir kablo tamam. yanıyor, bir şey oluyor koklama var. Doğru görmemiz çok önemli. Doğru düzgün görmüyorsak ya da gördüğümüz nesneyi doğru algılamıyorsak başımız ciddi şekilde derde girer. Kulaklarımızın iyi işitmesi lazım iletişimi tam sağlamamız için. Şimdi bu beş duyumuz yanılgıdan muaf değil. Kitabın girişinde mesela bir takım şekiller verdim ben. O şekillere baktığınız zaman gözünüzün ne kadar yanılmaya müsait olduğunu Anlıyorsunuz yani gözünüz tamam mükemmel bir organ birbirimizi görüyoruz etrafı görüyoruz birçok şeyi görme duyumuz ile yapıyoruz ama gördüğümüz her şeyi doğru algılamayabiliriz ya da gördüğümüz şey aslında daha farklı olabilir. Yani şöyle beş duya hitap etmek çok önemli birinin beş duyusuna hitap Hı -hı. etmek çok önemli hani fazla şekilde uyarana maruz kalmak çok önemli bu duysal... Tarafın gelişmesi için. Bir, bir kere hayatı, var mı? hayatı Hı -hı. sağlıklı sürdürebilmemiz ve hayatta kalabilmemiz için şu beş duyunun sağlam gitmesi Hı -hı. lazım ama beş duyuda ciddi hatalar yapıyorsak görmeyle ilgili bir hata, mesafeyi ayarlayamadın ve solladın Hı -hı. mesela karşıdan gelen arabayla çarpışabilirsin. Bir yerdeki ciddi şekilde sana tehlike yaratacak olan bir e, boşta kalmış elektrik kablosuna görmez de dokunmaya kalkarsan hayatını kaybedebilirsin. Tabi burada dikkat falan da var. Ee, görmenin, işitmenin, dokunmanın, koklamanın bir şekilde belli ölçütler içerisinde düzgün olması gerekiyor. Bunlar eksik olursa da bir hani hafif otizme giden bir süreç oluyor. Değil Şimdi kokuyla ilgili olanlarda eğer hı hı. olmayan kokuyu duyuyorsanız bakın bir hastalık belirtisidir aynı zamanda. Tamam veya alamıyorsanız kokuyu, almanız gereken bir kokuyu alamıyorsanız bu da bir hastalıkla ilgili başka değerlendirilebilecek bir konudur. Ama benim daha çok üzerinde durduğum mesela bakar kör olmak, duyar sağır olmak biraz oradan belki yürüyebiliriz. Şimdi görmekle bakmak aynı şey değil Asuman Hanım. Bir vapura bindik ve gidiyoruz öyle düşünelim. Güzel de bir hava. Bir taraftan çayımızı yudumluyoruz. 10 dakikalık bir vapur yolculuğunda etrafınıza dikkat edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Etrafınızda birçok insan vardır. Siz onları fark etmeyebilirsiniz ama dikkatle bakarsanız insanların tavır ve davranışlarını değerlendirebilirsiniz. Etrafınızda çok değişik bir takım insanların olduğunu, işte şuradaki kadının okuduğu kitabın ne olduğunu, sonra o kitaba bakarsınız, e, giyiminden bir şey çıkartabilirsiniz. İyi bir yazar olmak için, iyi bir gözlemci olmak için, iyi bir sosyal ilişki kurmak için çevrenizi görmek yetmez. Dikkatli bir şekilde çevreye bakmak. Bazen çevreye baktığınızda en azından martıları görürsünüz. işte denizden esen rüzgarı hissedersiniz. Bu sizde bir keyif duygusu uyandırabilir daha farkında olursunuz. Hem daha çok duyuyla hayatın içindesiniz, Aynen hem keyif öyle. alıyorsunuz, hem de aslında yanılgıları en aza indiriyorsunuz. Ayrıca da gözlemleriniz şey birikerek size bir deneyim de kazandırabilir. Bu gözlemlerin sonunda iyi bir yazar da olabilirsiniz. Her şey i̇yi bir, gözlemci gözlemciyseniz. Değil, değil. Aslında çok güzel değil Bakar kör olmak dikkat yanılgısının içine giriyor. Bakar kör olmak, duyar sağır olmak. Çok mu böyleyiz? duyar sağağı olmayı iki şekilde değerlendirebiliriz hı hı. bakın bir duymanız gereken ve dikkat etmeniz dikkat kesilmeniz hı hı. gereken bir şeyi ıskalayabilirsiniz dikkatiniz dağınık tamam. olduğu için İki, iyi iletişim kurma beceriniz olmadığı için karşınızdaki kişiyi anlamayabilirsiniz tamam. Bu da bir duyar saağırılılık aslında Duyar sağırlığın başka bir çeşidi. Doğru soruları sormak da çok önemli burada, değil mi hocam? Öyle derler aslında. Doğru iletişimde. soruları sormak da önemli, dinlemeyi bilmek de önemli Hı -hı. ve karşıdan gelen mesajı algılayabilmek de önemli. Karşıdan bir yardım çığlığı geliyordur aslında, kilidi bir ilişki içerisinde. Ama siz bu yardım çığlığını gelen cümlelerin içinden hiç algılamayabilirsiniz ya da bambaşka algılayabilirsiniz. Ya da hocam değişime kapalı olabiliriz. Şimdi evet. değişim körlüğü dediğimiz bir o, şey o çok var. Önemli Dedikleriniz bir buna şey. geliyor. Algılarımızı açmak için, yanılmamak için biraz değişime de direnmemek lazım ama kendi prensiplerinizden, değerlerinizden tabii ki de tabii. ödün vermeden. Bu değişim körlüğü dediğimiz şeyi nasıl ortadan kaldırabilir? Siz en çok değişime direnci e, sahada hayatımıza nasıl görüyorsunuz? Çok güzel sorular için? soruyorsunuz Asuman Hanım. Teşekkür ederim. Değişim körlüğünde <laughs> e, bakın beş duyudan başladık. Tamam. Basit yanılgılardan geldik. Çevremizdeki değişimleri de görmemiz lazım. Kitapta basit örnekler verdim mesela. Filmler vardır. Filmler böyle çekilir. Farklı farklı sahneler halinde çekilir. Daha sonra onlar montajlanır, birleştirilir. Bir sinemaya gider veya televizyonda Tekrar, filmi izleriz. Şimdi dikkatli bakarsanız bir filmin bir sahnesinde perde başka olup başka aynı sahnenin devamında başka perde veya adamın elinde bir kola bardağı varken öbüründe maden suyu bardağı olabilir. Onlar o şekilde yamanmış olabilir. Bunu çok dikkatli olan kişiler görebilir. Bunu görmek çok önemli midir? Bu sadece bir örnektir orada. Ama önemli değişimler olur. Yaşadığınız mahallede, yaşadığınız çevrede bir takım değişimler olur. Mesela ekonomiyi konuşuyoruz değil mi bugünlerde işte bu ekonominin getirdiği değişiklikleri görebilmek, oradaki değişimin farkına varabilmek, çevremizdeki değişimin farkına varabilmek, tedbir, doğru tedbiri almanız veya buna doğru biçimde adapte olabilmeniz açısından çok önemli. Ha bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Az önceki vapur örneğinde olduğu gibi. Vapurda basit bir örnek verdim. 10 dakikalık bir seyahatte etrafınıza dikkat edeceksiniz. O zaman dünyadaki gelişmelere dikkat etmek, doğru kaynaklardan bilgi almak ve aldığınız bilgileri birbiriyle birleştirmek ve eğer bunların uzmanlık gerektiren bir alansa, her şeyi bilemeyiz hepimiz. Hepimiz bir şeylerin cahiliyiz. Çok uzmanlık gerektiren konular var. Ben mesela bir siyaset bilimci değilim. Bu da siyasetteki gidişi veya ben bir iyi bir ekonomist değilim ama ekonomideki gidişi doğru uzmanların yorumlarını izleyerek, onların ortaya koyduğu eserleri okuyarak veya onların sözlerine kulak vererek e, bu değişim körlüğünü aşabiliriz. Yani o konuya da cahil olmayacaksınız. Biraz bilginiz, fikir oluşturabilecek kadar bilginiz bir bilgimiz olabilir, olabilir ama son noktada mesela yakın tarihimizde ne yaşandı? Aşı karşıtı. Aşı yaptıralım mı, <laughs> yaptırmayalım mı meselesi. Bir tarafta uzmanlar vardı. Aşı yaptırın dedi. Öbür tarafta aşı karşıtları vardı. Burada doğru olan şey aşıyı yaptırmak da aslında ama insanlar sebep bağlantısını farklı bir yerden kurdukları için veya oradaki uzmanları gerçek anlamda uzman gibi görmedikleri için burada da bir güven meselesi ortaya çıkıyor ve özgüven yanılgısıyla da bağlantı Hocam, kurabilirsiniz. Bak, şimdi tıpta özgüvene geliriz oradan ama şunu gördük biz pandemi döneminde şimdi ortada olmayan uzmanlar ortaya çıktı. Olabilir hepsinin görüşü kıymetli olabilir ama şimdi sizin uzman dediğiniz, işte bilim insanı dediğiniz her ekrana çıkan, işte her doktor bilim insanı da olmuyor şimdi. Yani onları da belki ayırmak lazım ama o kadar farklı görüş bildirildi ki. Insanları... Onu da Cehalet Bilimi kitabında ben yazdım asıl. Şimdi orada bir akademisyen. Vatandaş ne yapsın? Yani medyada, sosyal medyada Ben Vatandaşı geleneksel... aştı, asla suçlamıyorum. Evet, yani burada insanları yanıltan biraz bu e, bilim yaptığını söyleyen ya da kendini göstermek isteyen belki bu olayı kendi çıkarları için kullanmak isteyenler yüzünden vatandaş Doğru. bence yanıldı. Ne diyorsunuz? Doğru, vatandaş yanıldı. Vatandaş hep zaten... Ya da onlar da yanılmıştı, yani yanılgısını aktardı. Şimdi e, cehalet bilimi kitabını yazmamın tek motivasyonu oydu. Hı hı. Çünkü bazı insanlar uzmanlık alanının çok dışına taşarak ya da bile bile uzmanı olduğu konuda daha popüler olmak için veya başka sebepleri de olabiliyor bunun. Hı hı. E, bu kitapta da biraz bahsettim hı hı. onlardan. E, çeşitli motivasyonlarla maalesef doğruyu söylemeyebiliyorlar. Bir de bilim dediğimiz şey, bakın bilim, bilgiyi doğru bilgiye ulaşmak için çok önemli, bizim için çok çok değerli bir şey. Ama bugünkü dünyada yaşadığımız şu an itibariyle yaşadığımız yüzyılda birçok şey kirlendiği gibi bilim de kirlenmeden nasibini almış durumda. Yani e, her bilimsel makale güvenilir bir makale olmayabilir. Her bilimsel kitap Size gerçeği ve doğruyu söylemeyebilir. Yani neye dayanacağız? Hangi bilime dayanacağız burada? Hı hı. Burada namuslu bilimcilerin veya daha reel daha gerçekleri konuşan bilimcilerin, daha güvenilir bilimcilerin ön plana çıkabilmesi gerekiyor. Burada da işte kimi seçeceksiniz, kimi izleyeceksiniz. Hocam o medya anlamda. bile kimi seçeceğini bilmiyor. Şimdi bile demek istemiyorum. Oradakiler de insan, orada da cahil olabilir. Yani bu... İlla bir yerde olması bir insanın cahil olmayacağı anlamına da gelmiyor ama kimi seçeceğimize de karar veren bir çok büyük bir medya var. Yani hı hı. insanı yanıltan onlar da yanılabiliyor. Onların yanılgıları bize dönüyor. Böyle e, enteresan i̇şte süreçler var. İnsan yanıl, yanılmaması mümkün değil derken tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yaşadığımız çağ eski çağlara göre çok daha avantajlı bir çağ olarak gözüküyor ama bu çağın çok büyük bir dezavantajı var iletişim imkanları çok hızlı bilgi çok hızlı yayılıyor bilgiye çok çabuk ve hızlı ulaşıyorsunuz. Eskiden bir bilgi almak için kütüphaneye giderdiniz, okula giderdiniz, üniversiteye giderdiniz. Doğru bilgiyi alırdınız, o günkü geçerli, doğru, güncel neyse onu oradan alırsınız. Ama artık öyle bir durumdayız ki cep telefonunu açıp Google'a soruyor, karşısına ilk çıkan bilgiyi doğru kabul ediyor. Hocam meydanlara son ödevlerimi yapıyordum, okul ödevleri. Onlara güvenilirdi. On, ya güveniyorduk da şimdi yani şuna fazla. İşte karşınıza kadar. ilk çıkan şey doğru olmayabilir. Evet, hocam devam edeceğiz. Şimdi tıpta özgüven nasıl gelişir? Hani biraz tıbbada giriş yaptık, yani. Konuştuğumuz kısımlar da aslında aynı zamanda nörobilimci olduğun için tıbbın evet. e, konularına da giriyor ama tıpta özgüven nasıl gelişiyor? Bilimsel yanılgılar nasıl oluşuyor? Biraz daha şey yapalım aşı otizm ilişkisi ve pandemideki aşı olayına da gelelim. Bu da bir sebep yanılgısı herhalde. Bu yanılgı neden oluştu? Biraz bunu konuşacağız. Hı hı. E, birkaç başlığımız daha var. Lütfen e, devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın kısa bir ara. Efendim tekrar hoş geldiniz Asuman Nur ben iyi hafta sonları diliyorum. Sağlık raporunun ikinci dilimindeyiz. Bugün İnsanlar ve Yanılgılar isimli kitap üzerine değerli hocam Tayfun Uzbay'ı ağırlıyoruz. Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Burada yazdığına bakmayın. Tercih etmemiş nedenlerini yayının başında anlatmıştı. Hoş geldiniz hocam hoş tekrar. Bulduk tekrar. Şimdi de. ben bir yanılgı haberi, güncel bir haberi bir müsaade ederseniz okumak evet. istiyorum. Şimdi röntgene gelen hastaları dolandıran şahıs yakalanmış. İstanbul'da hastanelerin röntgen için gelen hastaları yardımcı olmak bahanesiyle dolandırılan bir ya da birkaç şahıs var. Kişiler ne yapıyorlar biliyorsunuz tomografi, MR, röntgen gibi cihazları girerken üstünüzdeki metal eşyaları bırakmanız gerekiyor. Normalde ben de tecrübe ettim, çevremde de tecrübe edenler var. Ne yapar hastaneler? Bir kabin ya da bir dolap anahtarı verirler. Değerli eşyalarınızı, metal eşyalarınızı oraya koyarsınız ve ondan sonra tetkiye girersiniz. E, fakat e, bir üniformalı karşısında görmeyince sağlık personeli kesinlikle güvenilirdir ve bir yaka kartı ya da bir üniforması olan herkese aslında teslim edilebilir ama nedense bazı vatandaşlarımız e, üstünde üniforması olmayan, yaka kartı olmayan sağlıkçı olmayan kişilerin sözlerine kanarak siz tomografiye giriyorsanız şu anda eşyalarınızı ben emanet alabilirim deyip alıp gitmişler ve o kişiler maalesef orada dolandırılmış yani yanılmışlar. İnanmak istemişler o insanın o insanın bir sağlık çalışanı olacağına ve o insandan zarar gelmeyeceğine. Bu bir yanılgı. Evet. Ee, güncel bir örnek diye vermeye çalıştım. Keza nice eğitimli insanlar da yanılıyor. Biz çok haberlerini yaptık. Evet, çok önemli doğru. profesörler, insanlar en son bir sosyolog hocamız <laughs> maalesef yanıldı ve yanıldı. dolandırıldı. Tırnak içinde. Evet. Her kademeden insanın başına geliyor. Ne diyeceksiniz bu güncel örnekle birleştirelim? Yani başında dediğim gibi beynimiz diğer canlılara göre çok gelişmiş, muhteşem bir organ. Biz varlıkların en zekisi olduğumuzu düşünüyoruz. Belki burada böyle bir özgüven yanılgısı da var insanda. Hı hı. Ama insan aynı zamanda sosyal bir varlık. Ve e, karşısındaki kişiye genellikle e, inanma eğiliminde, çünkü bakın orada enteresan bir şey var. MR'a gitmiş MR çektirecek bir stresi var. İşte ne çıkacak? Belki orada dar bir alanda vakit geçirecek. Arka planda onu, bir duygusu var onun zaten. Ha, onun bir duygusu var. <laughs> o, orada zaten biraz morali bozuk bir şekilde hastane ortamında ve karşısında birisi geliyor ona yardımcı olmak istiyor. Bu insani bir duygu. Çok güzel bir şey. Bir güzel bir yaklaşım. Burada basit kural şudur. Tanımadığınız kimsenin Mecbur değilseniz, mecbur olmadığınız bir noktada tanımadığınız kimseye eşyanızı teslim etmeyin, tanımadığınız bir kimsenin verdiği yiyeceği veya içeceği yemeyin, tırnak içinde tanımadığınız, çocukken öğretiriz daha, tanımadığınız kişilerle bir yere gitmeyin, tanımadığınız kişilerle şey yapmayın, iletişim kurmayın gibi bir takım basit kurallar var. Burada hastane ortamı işte girecek olduğu bir MR çekimi var. Onun öncesinde bir muayene var. Belki kafasında kendisine konulacak teşhisle ilgili endişeleri var. Orada birisi ona yardımcı olmak istiyor. O da gayri ihtiyarı veriyor. Yani şöyle belki o sabah çocuğuna tanımadığın insanlarla konuşma, bir şey alma, verme dedi. İşte Aynı yanılgıyı hastanede aynen. ilişkin insan. Yani zaten yakaladık. kitabın arka kapağında hı. bir şey yazar. Bakın orada ne diyor? E, kaderini, insanın kaderini yanılgılar belirler. Yanılgılarımız belirler. İnsanın kaderini yanılgılar belirler. Evet. Şimdi hocam tıpta özgüven nasıl gelişir? Şimdi bizim hekimlerimiz özgüvenli yetişiyorlar herhalde hı hı. okuldan. Tabii benim hayatım onlarla geçiyor. 17-18 yıldır sağlık sektöründeyim. Ee, özgüvenli yetiştiriyorlar ama bir sahaya gidince bir şeyler değişiyor ama bu kadar şiddet bu kadar işte hatalı tıbbi uygulama oluyor bu kadar hani son zamanlarda konuştuğumuz bir sürü sıkıntı Hı -hı. var. Ne oluyor o özgüven? Şimdi e, tıp eğitimi özgüvenin olması gereken bir eğitim. Tamam. Yani biz tıp doktorlarını yetiştirirken belli bir özgüven olması ve özgüvenli davranmalarını isteriz. Yani bir tıp öğrencisi özgüvenli. Bir de tıp öğrencisi Biliyorsunuz bütün üniversiteye giren öğrencilerin içinde daha zeki olanlar, zeki olanlar demeyelim de belli bir puan barajını geçenler diyelim. Bu ayrıca bak ben de bir yanılgıya düştüm şimdi. İlla puanla zeka evet, aynı hocam. Rica olmayabilir. Ediyoruz. Evet. <laughs> Ama belli bir barajı geçebilenler oraya geliyor. Zaten o belli barajı geçebilme şeyi o çocuklarda diğerlerine göre kendi kafalarında bir özgüven yaratıyor. Evet. Ama burada denge nerede olacak? Bir özgüvenin aşırısı bir özgüven yanılgısı getiriyor. Orada çok hatalar yapabilirsiniz ve iyi bir hekim olamazsınız. Madalyonun bir tarafında bu var. Öbür tarafında yeterince bir özgüvene sahip değilseniz bazı hastalığa müdahil olmak gibi insandan e, hastalık bilgilerini alıp daha sonra ona uygun ilacı yazmak, onu takip etmek gibi komplike bir takım işleri de yapmakta zorlanabilirsiniz. Özgüvenli olacaksınız ama tepeden bakmayacaksınız. Bir işin bu tarafı var. Yani karşınızdaki ya aşırı kişi Aşırı özgüvenli ol olmaya gidip tepeden bakıyorsunuz. Yani aşırı özgüven biliyorsunuz yani... özgüven aşırılaştıkça bu bir takım davranış bozukluklarına doğru da gider. Biz bunu daha çok ne deriz? İşte egolu olma, kibirli olma, tepeden bakma gibi kavramlarla açıklamaya çalışırız. Şimdi aşırı özgüven en azından karşındaki kişiyi veya karşındaki olayı hafife alma. Halbuki hafife alınacak bir tarafı yoktur. Oradaki durumun bu özgüvenin bir sınırı ve bir dengesi olman olması gerekiyor. Ancak işin öbür tarafı var madalyonun öbür tarafını çevirdiğimiz zaman hastalar hangi doktora daha çok güveniyor veya özgüveni nereye koyuyor? Hastalar? Hocam minik bir şey diyeceğim benim yıllardır gözlemim, sağlık eğitim yayınları yapıyorum sağlık sektöründe çalışıyorum. Ekrana, medyada ne kadar çok bir insan görünüyorsa bu önemli bir dilimini oluşturuyor hastaların. O has, o hekim, hepsi iyidir eminim. Hiç kimse e, kötü niyetli bir şey yapacağını ben inanmak istemiyorum. Yani başka niyetlerle hı hı. ama o iyidir, en iyi işi o yapar algısı var. Yani reklam bu algıyı oluşturuyor. Bu reklam, bu apayrı bir şey. Yanılgı yapıyor ama hocam. Hı hı. Haklısınız, haklısınız. Ee, daha çok gördüğü, hı. burada aşinalık meselesi vardır. Daha aşina olduğu yüz... Daha sık karşılaştığı yüzü daha otorite kabul edebilir, evet. ona daha çok güvenebilir, daha çok güvenebilir. Zaten Ama... medyanın böyle bir gücü de var evet. öbür taraftan. Ama benim söylemek istediğim Nedir? şöyle bir şey vardı. Şimdi yapılan çalışmalar da var, bu konuda araştırmalar da yapılmış. Hastalar ee, acaba hangi doktora, hangi eczacıya, hangi işte mühendise? Daha çok güveniyorlar. Hastalar doktora, eczacıya veya işte birisi de ev alırken bir mühendise hmm. güveniyor. Ne çıkmış? Daha pratik, konuşan, hızlı hareket eden ve her şeyi biliyormuş izlenimi veren. Bakın siz ben doktor olayım, siz bana gelin ve deyin ki ben şöyle şöyle rahatsızlığım var. Ben de bakıp size hızla ilaçlarınızı yazmaya başlıyorum. İşte bunu kullanın. Tekrar bir başka doktor koyalım benim yerime. Siz bir şey sordunuz ve ben o an sizin tanınıza uygun gidecek ilacın ismini hatırlayamadım. Ve veya yerine acaba daha başka bir ilaç da olabilir mi? Bir dakika deyip bana biraz zaman ver bir ara araştırayım dedim. Bakın bana biraz zaman ver bir araştırıp sana döneyim diyen doktora göre veya uzmana göre pat diye şunu yap diyen daha güvenilir. Ama işte bu bir yanılgı. Bence doğru olan veya tecrübeyle de sabit bu, araştırıcı olan bilgisini çok güvenmeyip bilgisini doğrulatmaya çalışan uzman daha güvenilir bir uzman. Daha Ona daha fazla güvenebilirsiniz. Ama tıpta bazen çok hızlı karar verilmesi gereken anlar vardır. Bunları onun dışında tutuyorum tabii ki. Daha hızlı karar verilmesi gereken durumlarda veya daha temel konularda hiç yani tartışmaya bir şey yok. Yani o insanın sizi şey düşündüğünü yok. bir şey analiz ettiğini doğru onu hissederseniz işte yayının başında bahsettik analiz ettiğini. Ama işte genel genelde yaygın düşünce şu ya sordum bu da çok da bilgili değil galiba kendi de emin değil başka bir tarafa bakıyor gibi. ...bir e, izlenim ortaya çıkabiliyor. Evet maalesef Bakın yanım. fazla özgüven mesela <laughs> radyolojik değerlendirmelerde sıkıntı yaratabilir. Radyolojide yani bu röntgen filmlerinin, tomografilerin evet. falan değerlendirildiği alandan söz ediyorum. Evet. Orada genellikle bir ekip çalışması söz konusudur. Mesela bir radyolog okur, <laughs> bir başkası gene bakar. Rapor yazılır, çapraz kontroller yapılır. Tabii bu zaman da alıcı bir şeydir aynı zamanda. O raporlar geç çıkar. Ama mesela çok özgüvenli bakılarak ben işte 10 bin tane vaka gördüm. Aa şurada şunu gördüm dediğinizde bazen bakar kör olduysanız gitti. Yani orada bir tane küçük lezyonu kaçırdığınız anda bu hastanın hayatına mal olabilecek. Mesela bir şey. bu patolojik bazı incelemelerde de uzun süre yani evet. aslında onu detaylı bakmanız için zamana ihtiyacınız var. Detaylı Hızlı çıkılması farklı, lehinize... gözlerin farklı, evet. uzmanların bakması, hatta kanser gibi bazı hastalıklarda komiteler vardır, konseyler Tabii. vardır. Bazı komplike vakalarda konsültasyonlar vardır. Birçok alanın uzmanı bir araya gelir, birlikte değerlendirir, kılı kırk yarar tartışırlar. O yüzden tıpta e, kesin tanı konulacağı zaman ve radikal tedaviler hele kemoterapi falan hı hı, gibi hı. radikal tedaviler olacağı zaman Biraz daha sabırlı olmak, biraz daha kılı kırk yararak karar vermek. Aslında güzeldi. Tam sağlık okur yazarı bir insanı düşünmesi gereken özellikleri evet. Söylediniz. Bazen bir şeyin uzun sürmesi sizin lehinizedir, aleyhinizedir. Onlar öyle. çalışmıyor, orada oturuyor. Aynen Başkasına öncelik veriyor diye bir şey olmayabilir. Yok. Yani arkama arka, daryonum. Arka planı tabii bilmiyorlar. diğer yani ya bu anlamda madem hani sağlıkla ilgili bir şey yapıyoruz bunu da söyleyelim. Hemen aşı otizm ilişkisine madem gelelim. Ato aşı otizm ilişkisi nasıl bir sebep yanılgısı? Bir şunu merak ediyorum. Evet bu çok çok dert olan bir konu uzun zamandır. Bakın bu medya ayağı olan ya da karşılıklı ilişkilerde insan ilişkilerinde yanılgıya neden olan en önemli yani insanın algısını saptıran ya da algıda yanılgıya neden olan olaylarda basit söylemler vardır. Ve bu basit söylemlerin bir hikayesi vardır. Tamam. Küçük bir hikaye ama hı hı. herkes tarafından kolay anlaşılabilir küçük bir hikaye. Hı hı. Bu hikaye eğer bir de medyatik, meşhur, çok e, tanındık bir yüz tarafından ortaya konuluyorsa sistem tamamlanır. Tamam. Otizm olayı tam olarak şöyle olmuştur. Belkofal isimli bir hekim vardır. Bu e, İngiliz bir doktordur tanınmış bir kişiliği de vardır bulunduğu çevrede. Basit bir gözlemi olmuştur Wakefield'ın. Eee çocuklar yani 12 tane aile var karşısında. Bu 12 aileden 8 tanesi diyor ki bizim çocuklarımız aşıdan sonra otizm belirtileri göstermeye başladı. Ve bunun üzerine bir grup halinde bu gözlemler yayınlanıyor. Wakefield bunu üstelik de Lancet gibi son derece en güvenebileceğimiz saygın. üst düzey, tap bir dergide yayınlıyor. Hmm. Ve buradan konu bir anda bütün dünyanın dikkatini çeker bir noktaya geliyor. Aşıyla otizm arasında bir ilişki var mı? Bakın bir hikaye yazdık. Hikaye neydi? Wakefield'ın gözlemleri vardı. Gözlemler neye dayanıyor? Ailelerin beyanına. Aileler diyor ki çocuğuma... Aşıyı yaptırdım otizm belirtileri ortaya çıktı. Şimdi çocukluk aşılarını biz genellikle otizm hastalığının çıktığı dönem yaşlarda yaptırıyoruz. Evet. Doğru mu? Ya 0-3 yaşta. Aynen. Hani o o civarda otizm hastalığı evet. ortaya çıkıyor evet. 2-3 yaş civarında ve biz aşıları da o dönemde tamamlıyoruz çocukluktan e tam başlıyor. Tam üstüne oluyor aslında. Tam üstüne geliyor. Şimdi Wakefield e, bunu orada yayınladı. Buna tabii birçok... Tepki geliyor bilim hı. dünyasından. En büyük şey şu. Burada sorgulamamız gereken en büyük mevzu şu. Ya 12 kişi de 8 kişi böyle bir hikaye bildiriyor. Ama acaba çok daha geniş popülasyonda bu nedir? Bunun kontrollü bir başka çalışmalarla vesairelerle e, illiyet bağının çok doğru bir şekilde kurulması lazım. Başka bir ölümcül şey daha var. Wakefield'a mikrofon uzatıyor medya. Hı hı. Sizin düşünceniz nedir diyor. Bakın bilim dünyası buna karşı çık çıkanlar var. Aklı başında bilimciler hayır olmaz öyle şey. Sekiz vakayla Lancet'te bile yayınlansa bu kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Ama Wakefield diyor ki e, benim inancım da bu yönde. Yani ben de inanıyorum böyle olduğuna. Şimdi bakın siz bir bilim insanı olarak benim de inançlarım ve öngörülerim var. Şizofreni hastalığına yönelik Alzheimer hastalığına yönelik. Ben öngörülerimi, hissiyatımı toplumla, medyayla bir şekilde paylaşıp desem ki XYZ ilacı kesinlikle şizofreniyi çözebilir. Bu kulağa hoş gelen, duymak istenen bir hikayedir. Ve ben güvenilir de birisiysem insanların birçoğu bunu denemek isteyecektir şizofreni hastalığına karşı. Ama bilim insanı sorumluluğu ve etik kaygılar bunu sizin bilim dünyası içinde tartışmanızı emreder. Yani ben bu görüşlerimi belli ölçüler içerisinde Kanıtlara dayandırarak kendimce bilimsel kongrelere sunarım. Bilimsel kongrelerde bunun taraftar bulmasını ve başka çalışmalarla da tekrarlanarak desteklenmesini isterim. Bunlar olmuyorsa bunun insanlarla, toplumla paylaşılması çok yanlış. Hocam pandemi çok büyük bir örnek oldu. Her şey vatandaşın evet. önünde tartışıldı. Tıbbın bilimin bir hastalığı bence. Oraya bu. geleceğim Hı -hı. ama şu Wakefield olayı daha sonra nasıl devam etti? Hı -hı. Daha sonra tabii ki çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı ve bu kapsamlı çalışmalarda da illiyet bağı kurulamadı. Bağlantı olmadığı ortaya hı hı. çıktı. Çok kontrollü, çok fazla sayıda çalışma bunu gösterdi. Lancet dergisi hatta bu makaleyi retract deriz biz geri çekti. Yok hı hı. hükmünde şu anda bu makale hı hı. ama gene de bu bir taraftar toplamaya ve böyle bir inanç olmaya evet. devam ediyor. Çünkü Jenny McCarthy isimli bir medya yıldızı, çocuğu, otizm hastası oluyor. Aşıya bağladı. Ve Jenny McCarthy de bir kampanyaya katılıyor. O çok tanınmış bir kişi ve ben Fight'a inanıyorum diyor. Yani Fightın dediği doğrudur diyor. E, ve bütün bunlar işte o güzel hikayeyi. E, tamamlıyor. Ama hocam bilim de hani hep yeni veriyle değişiyor ya dünkü tez bugün tamam. farklı oluyor. Belki ileride değişebilir. Olabilir mi? Birçok şey değişebilir. Yani, ama bakın otizmle ilgili ile ilgili o süreç de belki değişir. Bilemeyiz. Yani şimdi belki sezgiyle Yok o, da o kesin ortaya ama, ama, ama bakın kesin ortaya kondu o. Tamam. Mevcut aşılarla bakın mevcut Hı. aşılarla otizm hastalığı arasında bir ilişki olmadığı net ortaya kondu. Ama insanlar oradaki veriye inanmak yerine, kanıtlanmış veriye inanmak yerine burada ilk başta bir televizyon yıldızıyla bir hekimin bir kere söylediği şeyi hani bir deli kuyuya bir taş attı yüz akıllı çıkaramadı derler ya böyle bir laf vardır. O orada kalıyor ve bu yerleşiyor artık. Bak hemen aklıma geldi basit bir şey söyleyeyim. Aristo demiş ki duyguların merkezi kalbimizdir. Aşkın merkezi kalptir. Hipokrat ve Galenos da demiş ki duyguların ve aşkın merkezi beyin. Biz bugün bütün duyguların merkezinin beyin olduğunu biliyoruz. Beynimizle aşık oluyoruz kesinlikle. Ama e, sevgililer gününde herkes birbirine ne armağan ediyor? Kalp desenli çikolata falan alıyor değil mi? Gerçek kalbin şey de öyle değil. Ve gençler de birbirini sevenler <laughs> e, ahşap masanın üzerine... Kalp resmi çiziyor. içinden de erosun okunu geçiriyor. Kimse <laughs> beyin çizmiyor. Bu buna yani, gibi evet. bir şey. Yerleşti evet. kaldı. Yerleşti kaldı. Hocam sürem çok azalıyor ama bir hani en sonunda yani son 2-3 dakikamda insan yanılgılarla nasıl başa çıkacak. Yani nasıl donanımlı olacağız? Yanıl, yanılmamak için onu soracağım ama çok merak edilen bir şey. Mozart dinlemek daha zeki ya Bir sürü aile bunu yapıyor. Çocuğum akıllı olsun, zeki olsun. Ben o eğitimi de vereyim ama ekstra tamamlayıcı neler yapabilirim diyor. Mozart dinletiyor. Ne diyorsunuz? Bu yanılgı mıdır? Evet. Mozart etkisi diye bir şey var. Kitapta bahsettim. Kaynaklarında koydum. Ben de klasik. Evet, klasik müzik dinlemenin e, beyin gelişimine ciddi bir faydası olduğu tamam. söylendi. Beyin gelişimine hiçbir faydası yok klasik müzik dinlemenin. Beyin gelişimini sürdürüyor. Klasik müzik dinlemek bir bebeği sakinleştirebilir. Hı hı. Bir öğrenciyi ders çalışırken daha motive edebilir. Ama beyninizin gelişimi üzerine ekstradan hiçbir etkiye sahip değil. Peki nedir beyni? Yani, Tamam hemen sahip değil dediniz. Sizce ya da bilimce yani sizce diye hı hı. bence diye bir şey yok. Aslında bu kelimeleri pek kullanmak belki Anladım. doğru değil. O başka bir şeye yürüyor herhalde. Sezgi'ye diyor. Sizce... Hani çok belki basit bir soru sizin Hı -hı. için ama sizce beyin gelişimi için en önemli, en temel şey nedir? Sağlıklı anne, sağlıklı zamanda doğum yapmak, Hı -hı. sağlıklı bir aile ortamı içinde doğru besleyerek bebeği büyütmek, e, belli bir erişkinliğe ulaştıktan sonra da iyi bir entelektüel olmak, iyi bir okuyucu olmak, Hı -hı. iyi bir eğitim almak, yaşlanmaya başladığınız dönemlerde de daha fazla okumaya, beyin aktivitesine, Hepsinden önemlisi sedanter yaşamdan uzak durmak, hareketli olmak. Yaşlılıkta beynin gücü nasıl arttırılır? Hareketli olarak, tamam. doğru beslenerek ve bol bol okuyarak ve yazarak. Tamam. Peki son sorum, ee, sürem çok çok azalmış, neredeyse. Son toparlayalım. Yanılmamak için minimum seviyede yanılmak için nasıl bir donanıma ihtiyacımız var? Kapatalım, i̇yi bir, iyi bir, iyi bir eğitim, hı hı. iyi bir analize dayalı analitik düşünce. E, ...öğretecek, iyi bir eğitime okay. sahip olmak... ...ve yanılan bir yaratık olduğunuzun farkında olmak... ...yanılgılarınızın farkında olmak... ...kitapla yapmak istediğim en önemli şey bu... ...birçok insan yanılgılarının farkında bile değil... ...farkında olursanız hem tedbir almanız kolaylaşır... Tedbir alamasanız bile ders almanız kolaylaşır. İkinci seferde aynı hatayı yapmaktan kendinizi kurtarabilirsiniz. Hocam bugünün raporu da böyle olsun. Son raporumuza yani reçetemize herhalde bunları yazdık. Hocam asa çok başlık var. E, çok Hı -hı. konuşulacak şey var. Bir yayına sıkışmaz ama belki başka zaman gene bir arada geliriz. Yanılmamak dileğiyle ne diyelim en azından bizi yanıltanları anlayalım. Sistem bazen bizi yanıltıyor. Daha donanımlı olalım herhalde biraz daha başa çıkarız ve iyi insan olalım hocam değil mi? İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Sarım Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Farmakoloji uzmanısınız ve nörobilimcisiniz. Sağ olun, var olun hocam. Hayırlı olsun insan ve yanılgılar. Daha önce hocam cehalet bilimi ilgili de bir kitap yazmıştı. Aslında biraz herhalde birbirini tamamlıyor. Yanılmamak evet. için cahil de olmamak gerekiyor. Bu notu da ilave edelim. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür Saygılar. ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sağlık raporunu bugün de tamamladık. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.com.tr ve tvnet youtube kanalından izleyebilirsiniz. Sağlığın tanımında da dediği gibi sağlığınızı korumanız, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz, özür diliyorum ve bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik halinde kalmanızı diliyoruz. Biz yayında sadece fiziksel sağlığa hiçbir yayınımızı sıkıştırmıyoruz. Mümkün olduğu kadar açılım yapmaya çalışıyoruz. Umarım istifade ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.